Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Yazı tiplerini anlatacağız bu videomuzda. Yazı tipleri ve yazı tiplerinde bulunan alt üst simgeler, daha sonra üstü çizili, gölgeleme, parlama, yansıma, metin vurgusu nasıl yapılır bunları anlatacağız. Öncelikle Times New Roman. Buradan gördüğünüz gibi yazı tipi kısmından buradan yazı tipini seçebiliyoruz. En fazla kullanılan Times New Roman yazı tipi. Daha sonra önemli yazı tipleri arasında Arial geliyor arkadaşlar. Arial'ı da kullanabiliyoruz birçok resmi yerde de. Sonra Calibri'yi kullanıyoruz. Diğerlerde artık size kalmış. Cambria'da kullanılabiliyor. Bazı yerler tez yazımlarında da izin veriliyor. Yani genel olarak nasıl uygun, sizin için uygunsa o yazı tiplerini bu şekilde seçebiliyorsunuz. Öncelikle metni seçiyorsunuz. Daha sonrasında yazı tipini buluyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz. Aynı şekilde Arial kısmı içinde yazı tipini buradan arayıp bulamazsanız şu şekilde kendiniz elinizle yazabilirsiniz. Enter'a bastığınızda uygular. Calibri de o şekilde. Elinizle bulamayabilirsiniz. Bu şekilde yazıp Enter'a bastığınızda bulursunuz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi burada K harfi var. T yazıyor, A yazıyor, altı çizili diyor. Buradaki K koyu yani kalın şeklinde belirtiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Şu anda koyu vaziyette zaten. Bunu da küçültelim. Normalde metinlerimiz bu şekilde oluyor. Biz metnimizi seçiyoruz veya kelimemizi seçiyoruz ve kalın tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi kelimemiz koyu hale gelmiş oldu. Aynı zamanda bunu Ctrl artı K tuşlarıyla da yapabiliriz. Daha sonra gördüğünüz gibi buradan italik yapabiliyoruz. Yine kelimemizi seçtik. İtalik kısmına tıkladık. Gördüğünüz gibi burada kelimemiz italik oldu. Diğer bir seçenek olan altı çizili seçeneği. Burada tabii ki altı çizili seçeneği farklı seçeneklerle yapabiliyoruz. Yani alt çizme işlemini tek çizgi değil bazen iki çizgiyle de yapabiliriz. Onun çeşitlerine de bakalım. Şimdi buna metnimizi seçtikten sonra tıklıyoruz. Altı çiziliyor. Ve bu altı çizili kısmı gördüğünüz gibi değiştirebiliyoruz. Mesela çift çizgi uyguladım şu anda. Hatta sizler için biraz büyüteyim daha net görünsün. Gördüğünüz gibi çift çizgi vaziyetinde. Daha sonra kesikli çizgi şeklinde, nokta çizgi, nokta çizgi veya dalgalı şeklinde de bunları uygulayabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış bir durum. Şimdi burası önemli. Alt ve simge, üst ve simge. Bunlar ne işe yarıyor, ne zaman kullanılıyor? Burada da bir örneğini sizler için yapalım. Mesela şurada gördüğünüz gibi. Ondan önce burada üstü çizili varmış. Bunu yazmamışız. Hatta şuraya ekleyelim onu. Buradaymış. Üstü çizili kısma gelelim. Şimdi gördüğünüz gibi ABC'nin üzeri çizilmiş vaziyette. Bazen kelimelerde, bazı belgelerde buna ihtiyaç duyabiliyoruz. Üzerine tıkladığımız anda gördüğünüz gibi üstü çizili bir vaziyet alıyor. Hatta şurada üstü çizili şeklinde küçük harflerle yapalım. Normalde metnimiz bu şekilde oluyor. Seçiyoruz ve üstü çizili şekilde bu şekilde uygulayabiliyoruz. Şimdi gelelim alt ve üst simgeler nasıl yapılıyor, ne işe yarıyor? Şurada gördüğünüz gibi alt simge metnin taban çizgisinin altında küçük harfler oluşturuyor. Bunun için mesela diyoruz ki biz x kare yazacağız. X'imizi yazdık. X'imizi yazdık. Yanına bizim kareyi küçük olarak yazmamız gerekiyor. O zaman bu cisme tıklıyoruz. Bu şeye. Tıklıyoruz. Ters oldu arkadaşlar. Çünkü aktifmiş burada. Şu anda aktif vaziyette ve kapatmamız gerekiyor. Evet. Şu anda aktif vaziyette değil. Öncelikle harfimizi yazıyoruz. X yazdık. Daha sonra x kare yazmamız gerekiyor veya x alt yazmamız gerekiyor.
Öncelikle 6 yazalım. Burada. Mesela buna tıklıyoruz. Alt simge için. Diyelim ki 3 yazdık buraya mesela. Aynı şekilde bu komuttan çıkmamız gerekiyor. Y yazıyorum. Y yazıyorum. Yanına mesela 4 yazacağım. Bunu tekrardan aktif hale getirip 4 yazıyorum bu şekilde. Şu an devam edersem yine küçük yazacaktır. Bakın gördüğünüz gibi. Eğer siz oraya mesela Z yazıp başka bir harfe geçecekseniz burayı kapatmanız gerekiyor. Z yazıyorsunuz. Hatta büyük harf yazalım. Z yazıyorsunuz. Daha sonrasında bunu aktif hale getirip oradaki küçük rakamı yazabilirsiniz. Şimdi diğerini yapalım. Aynı bunun üst şekillerini yazalım. X kare, X küp, metre küp, metre kare gibi kullandığımız birçok kısmı yazalım. M yazdık mesela. Şu anda aktif mi? Ona bakalım. Ona mutlaka dikkat edin. Şu şekilde. Hatta yazı tiplerini tekrar büyütelim. Burada mesela diyelim ki kare yazacağız buraya. Metre kare. Yine aktif olarak ayarlamamız gerekiyor. Metre kare. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben devam edersem yine küçük harfleri yazacak gördüğünüz gibi. Ondan dolayı komuttan çıkmam gerekiyor. Tekrardan bu kez x kare yazalım. Yine aktif hale getirdim. X kare oldu gördüğünüz gibi. Bir tane daha yapalım. Büyük harfle yazalım. Gördüğünüz gibi komuttan çıkmadığımız için yine küçük yazıyor. Şimdi komuta girelim. Veya da 3. kuvvet şeklinde. Bu şekilde formüllerde de bunlar bizim çok işimize yarayacak. Dediğim gibi komuttan çıkmayı unutursanız yanlış yazacaktır. Direkt mesela burada küçük harfle bu şekilde devam eder yani yanlış yazdığınız zaman. Ona da dikkat edelim. Üstü çizgili dedik. Şimdi ana hat kısmına gelelim. Ana hat kısmında ana hat kısmı bizim şuradaki kısmımızdır. Bakın şurada ana hat otomatik olarak algılattığımız zaman herhangi bir gölge, parlama, yansıma olmayan normal ana hattımızdır. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi gölge içine gelelim. Buna tıklayalım. Metnimizi seçelim. Şimdi buraya gelelim. Gölge kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi burada birçok seçenek var. Burada farklı farklı gölgelemeler yapabiliyoruz. Bu şekilde. Hatta ana hattı gölgelendirebiliriz. Bakın mesela. Orada da görmüş olursunuz. Şu şekilde gölgesini yapmış olduk. Daha rahat görebilirsiniz şu şekilde. Gördüğünüz gibi alt tarafta gölgeleme mevcut. Parlama nasıl oluyor derseniz mesela ana hattı yine biz parlatalım. Şu gibi bir şey olacak arkadaşlar. Parlamaya geldiğimiz zaman şu şekilde bir parlama oldu. Tabii ki bunda hem gölge hem parlama olduğu için biraz değişik bir vaziyet aldı. Şimdi gölgeyi yok ediyorum ben bunda. Sadece parlama koydum şu anda. Parlamayı da değiştiriyorum şu şekilde. Şöyle bir şey gördüğünüz gibi. Böyle devam edersem bu şekilde yazacaktır. Daha sonrasında parlamayı da anlattık. Şimdi yansıma. Bu parlama kısmını mesela biz yok ediyoruz. Normal vaziyette bir cümleye yapalım. Gördüğünüz gibi. Şunu mesela şuraya kopyalayayım. Yazı tipi rengini burada biz yansıma yapalım. Yansıma gördüğünüz gibi şu şekilde olması gerekiyor. Yansıma kısmına geliyorum. Bakın. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Daha da büyüteyim hatta sizler için. Gördüğünüz gibi yansıma bu şekilde görünmekte. Normalde bunun ön izlemesi görünüyor fakat yazının üzerine geldi. Biraz şöyle yaparsak daha rahat görünecek sanki. Şu şekilde yapıp yansıma gördüğünüz gibi şu an ön izlemede görüyorsunuz nerelere bir yansıma olduğunu. Yansıma seçeneklerinden de bunları ayarlayabilirsiniz bakın burada. Daha detaylı bilgileri oradan bakabilirsiniz. Yansıma olayı da bu. Yazı tipi metin vurgu renginde şu şekilde görünen bir kısım. Metin vurgusu bu demek. Metin vurgusu çok önemli bir kısım. Mesela bu yazı tipi rengine metin vurgusunu yapalım. Nasıl oluyor görmüş olalım.
Şimdi şuraya metni seçiyoruz öncelikle. Daha sonrasında buradan metin vurgu kısmına geliyoruz. Mesela buradan yeşil rengi seçtim. Gördüğünüz gibi yazımız bu şekilde değişmiş vaziyette oldu. Daha farklı mesela şöyle bir şey yapalım sizler için. Bunu da tekrar metin vurgusu yapalım. Zaten birazdan bu videolarla alakalı diğer videoda uygulamasını yapacağız. Şu şekilde değişik şeyler yapabilirsiniz. Peki geri alıyorum şimdi. Yazı tipi rengine gelelim. Yazı tipi rengi gördüğünüz gibi burada kırmızı vaziyette. Şu kısma geldiğimiz zaman yazı tipi renklerini her türden değiştirebiliyoruz. Üzerine geldiğimizde de aşağıda ön izlemede gördüğünüz gibi renklerin hepsi değişiyor. Burada bir de tonları var. Lacivert ve mesela mor, kırmızı falan hepsinin açıktan koyuya, koyudan açığa doğru görebiliyorsunuz burada. Hatta şuradan renk kartelasından da istediğiniz gibi seçebilirsiniz bu şekilde. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoda yazı tipleri nedir? Nasıl tipler vardır? Daha sonrasında koyu italik altı çizili ne demek? Alt üst simge ne demek? Bunlar formüllerde bilhassa çok kullanılan şeyler. Daha zaten ilerideki videolarda formüller için ayrı bir video olacak. Üstü çizili, altı çizili nasıl yapılır? Ana hat nedir? Daha sonra ana hatla ilgili gölge, parlama, yansıma, metin vurgu ve yazı tiplerini burada uygulamasını birazdan yapacağız. Şu anda da resmi olarak görmüş olduk ne şekilde olduğunu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım.